İnşallah bir kişi göndermezler ha. Bir ordu girse burayı zor temizler. Acaba Ferit eşyaları boşalttı mı? Yarına kadar toplandın, toplandın Ferit Efendi. Toplanamadın, hepsi çöpe. Aa! 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 Çık, çık! Görmüyor musun? Giyiniyorum, çık! Çok çok affedersiniz ya. Affedersiniz. Neyse, olan oldu da. Siz nasıl girdiniz buraya? Kapı dışarıdan açılıyor. Ha. Ya, siz nasıl girdiniz içeri? Anahtarla. Ha? Anahtarla. Ferit Yedek anahtar vermiş demek ki. Efendim? Yok bir şey, sizin işiniz çok. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Hadi kolay gelsin. İyi, yukarıdaki pencereler iyi kapanmıyor. Oradan başlayın isterseniz tamire. Canım nereden isterse oradan başlarım. Allah Allah. İyi, çok masraf çıkarmayın da. Paşa gönlüm bilir. Allah Allah. Allah Allah. Manyak mı ne? Nereden bulmuş Ferit bunu? Ne biçim şirketmiş be? Daha manyak temizlikçi bulamamışlar mı? Kadının sanki kendi evi. Bana bak yeter ama ha. Sana ne? Sökeceğim yenisini yapacağım. Sana ne? Ne demek sana ne? O doğramalar kaç para biliyor musun sen? Allah Allah! Keyfimin kahyası mısın? Evet, kahyasıyım. O doğramalar değişmeyecek kardeşim. Bana bak, canım isterse var ya hepsini sökerim yeniden takarım ha. Sana ne? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Düzgün konuşsana. Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Allah Allah! Bana bak Ferit Bey! Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum? Aman Ferit Bey, kimi göreceksin? İstemiyorum ben bu adamı. Sabahtan beri tutturmuş, doğrama değiştireceğim, onu yapacağım. Gitsin kardeşim, götürün bunu ya. Ne diyorsunuz? Bir saniye. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Bir dakika, bir dakika. Nereden tanışıyorsunuz siz Ferit Bey? Nereden, nereden? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben her şeyi şimdi izah edeceğim. Siz de isterseniz bir dakika bir konuşalım. Ferit Bey. Bir dakikanızı rica edeceğim sizin. Deli midir nedir? Bir saniye. Bekleyin. Ay pardon. İstemiyorum Ferit Bey, gönderin bu adamı. Deli midir nedir? Şişt, ben kendim tamam. Arangozum, kendim bulurum canım. Lütfen rica ediyorum. Tamam Eda Hanım, biraz tuhaf bir durum kabul ediyorum ama. Evet öyle. Anladım fakat mahallemizin eskilerindendir. Çocukluğumu falan bilirdi benim. Ne yapayım? Bir trafik kazasında bütün ailesini kaybetti. Aa. Polistir de kendisi. Delirdi bu. Ah. Delirdi. Bir tane meslektaşını vur sen. Hapse attılar bunu. İşte ondan sonra bir çıktı hapisten, iş aradı. Biz de mahallede bunu çok seviyoruz. Yani biz de kol kanat olmaya çalışıyoruz. Kolluyoruz kendisini. Kolluyoruz yani, anlatabildim mi? Ya ya. Sabıkalı mı yani? Evet. Sabıkalı, aa, sabıkalı. Ay ben de adama bağırıp çağırıyorum. Tornavidayı çıkarıp soksa. Allah korusun. Evet, tabii. Ay ne yapacağız? Yani siz gelmezsiniz diye tahmin ettim ben. O yüzden çağırdım. Şimdi durumu düzelteceğim ben. Hiç merak etmeyin. Peki, tamam. Tamam, yalnız şöyle yapalım. Siz isterseniz burada kalın. Ben kendisini göndereyim. Aman bir tatsızlık çıkmasın, burada bekleyin isterseniz. Tamam, olur. Tamam. Tamam. Yollayın onu. Lütfen, rica ediyorum. Tamam. Ah.
Ha. Oğuz Bey. Ya kim bu kadın Ferit Bey? Nereden tanıyorsunuz? Ne işi var benim evimde? Oğuz Bey, çok özür diliyorum sizden. Temizlikçi. Temizlikçi, ben size evi temiz bırakmak istemiştim. Ama ben temizlik şirketine haber verdim zaten. Gelip temizleyecekler. Rica ediyorum, gönderin bu kadını. Rica ediyorum. Oğuz Bey, biliyorum çok garip bir durum ama... Gülseren Hanım aslında temizlikçi değil. Bizim eski bir aile dostumuz. Benim de ilkokuldan öğretmenim. Eski İstanbulludur onlar. Ailesi sonradan fakir düşmüş. Kocası terk etti bunu. 4 çocukla ortada öyle kala kaldı. Bu işe çok ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Ya çocuklar açlıktan ölürler yoksa. Kocası terk edince bu biraz da aklını yitirdi. Anlatabiliyor muyum? Rica ediyorum sizden kalsın. Çalışsın burada. Parasını ben vereceğim. Siz de şirketi arayın, iptal ettirin. Rica ediyorum. İyi, yazık, tamam. Peki kalsın. Kalsın, ben bir daha üstüne girer temizlettiririm. Tamam, tamam. O zaman ben gideyim şimdi. Bu kadının aynı evde kalamam ben. Tamam. Olmaz tamam. Yani. Çalışsın, tek başına çalışsın galiba. Nerede manyak var beni bulur zaten. Nerede manyak var beni bulur. Allah'ın delisi. Evi de öğrendi. Başımıza musallat olmaz inşallah. Abi burası 9 numara değil mi? Hah, geldi mi ikinci kamyon? Geldi abi. Arkadaşlar eşyaları indiriyorlar ama bize birini karşılayacağı söylenmemişti. Eda Hanım yok mu? Eda Hanım kim? Bu eşyalar ne? Ne? Bir dakika. Durun. Ya bu eşyalar öbür evden getirdiğimiz eşyalar. Dur. Buraya getirmemi söylediler. Ya Eda Hanım içeride mi? Eşyalar kimin kardeşim? Pardon beyefendi, bir sorun mu var? Aa, indir. Dur bir dakika. Bir saniye hanımefendiciğim. Kim bu adam ya? Ne oldu? Hanımefendi, şunu alın. Ya ellerinize sağlık, ev pırıl pırıl olmuş gerçekten. Koskoca yani köşkü tek başınıza pırıl pırıl yapmışsınız, bravo. Kim bu ya? Tamam, Ferit Bey verecekti size ama bu benden. Helal hoş olsun, güle güle harcayın. Ya siz laftan anlamaz mısınız? Dur! Anne, kim bu acayip adam? Oğlum, mahallenin delisi. Ben hallederim. Durun siz şimdi. Sarız oraya götür. Dur! Oraya götürün. Birader, çekil kapının önünden de şu eşyaları taşıyalım ya. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Kardeşim, bu eşyalar benim değil. Yanlış adrese getirmişsiniz diyorum. Bir yanlışlık yok. Adres doğru. Siz eşyaları taşıyın. Beyefendiye aldırmayın. Kendisi biraz rahatsız. Bir dakika. Hadi çocuklar, yürüyün. Bir dakika. Ne rahatsız hanımefendi, ne rahatsızı? Ev benim diyorum, paranızı aldınız, hadi gidin artık, hadi. Aa, kıpırdama! Yeter artık kardeşim, sen marangoz değil misin canım? Ne marangozu kardeşim? Reklamcıyım ben, 3 tane de kızım var benim. Bu evi de yeri satın aldım. İzin verirseniz bugün taşınacağım. Yeter artık, burası benim evim, asıl ben satın aldım. Ha? Ya çıksın be, çişim geldi. Abla yardım et, bir çocuk içeri girmeye çalışıyor. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ne işin var evimizde? Alın şu çocuğu kapıdan! Merve, niye bağırıyorsun yine? Aa, bu kim? Ben bu evin sahibinin oğluyum. Asıl siz kimsiniz? Aa, bu evin sahibinin oğlu yok bir kere. 3 kızı var. Bu evi yeni aldık. Şu içeridekine söyleyin de çabuk çıksın tuvaletimizden. Senin annen nerede bakayım? Dışarıda mahallenin delisiyle kavga ediyor. Baba bakın hanımefendi. Yani delisiniz diye sesimi çıkarmıyorum ama her şeyin de bir haddi var yani. Şşş, sen ne biçim konuşuyorsun benim annemle? Oğlum dur sen karışma, bir dakika. Ne oluyor baba? Bu hanımefendi köşkün kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Benim çünkü. Öyle mi? Öyle. Kızım git arabaya. Git arabaya, benim çantamın içinden tapuyu al gel. Solda. Git. Çabuk! Kızım! Neler ne oluyor anlamadım. Baba! Ne oldu yavrum? Baba, bir tane çocuk ben tuvaletteyken zorla içeri girmeye çalıştı. Kim? İşte orada! Timur, oğlum ne yaptın? Kişim geldi. Hanımefendi, lütfen çocuğunuza sahip çıkın. Aa, burası benim oğlumun kendi evi. Allah Allah! Evet, canı ne isterse onu yapar. Allah Allah! Evet. Al baba. Ver kızım, in kızım. İşte hanımefendi. Elimizde kapı gibi tapumuz var.
Bizde de var o kapı gibi tapudan. Görebilir miyim kapı gibi tapunuzu? Tabii ki görebilirsiniz. Oğlum sus. Buyurun. Buyurun. Alçak Ferit. Sağ tarafa. Dur dur. Bunu ay da... ne bileyim beraber yaşayacak halimiz yok herhalde. Yok Ceren'cim hanımefendiler gidiyor. Bir yere gitmiyorum ben efendim. Allah. Bunları hop götür. Hop hop hop. Hanımefendi adamlarınıza söyleyin. Her şey birbirine girdi zaten. Alın şunu. Sen sandalyeyi götür. Ya. Vay. Abi şuna bak. Vay. Ya ben kime diyorum? Plazma TV. Dikkatli taşıyın. Ve bizim Düldül. Evet çok kötü. Abi bu eşyalar kim? Hepsi birbirine girdi. Pahalı olanları benim kardeşim. Diğerleri Seda Hanım'ın. Eda. Ayrıca çok krosunuz. Ben. Ben aslında kro değilim hanımefendi ama sizin bu çaçaronluğunuz sayesinde ben efendiliğimi kaybettim. Çaçaron mu? Evet. Geldiğinizden beri çeneniz bir dakika durmadı. Ça 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 ça. Cephane. Terbiyesiz adam. Taşı kardeşim, taşı sen ayrıca de şunları. Ayrıca hanımefendi. Seda Hanım. Ben iki tane üniversite bitirdim. İki tane üniversite bitirmişsiniz ama daha bir insanın adını öğrenemiyorsunuz. Hem bildiğiniz gibi tahsil cehaleti alır. Siz bana eşek mi demek istiyorsunuz yani? Ay. Ah, ne oluyor ya? Ne oluyor? Bana bakın eşek sıpaları. Oraya gelirsen var ya. Küfür etmeseniz de çocuklarıma siz. Ne çocuğu hanımefendi? Eşkıya bunlar. Görmüyor musunuz? Okla saldırıyor. Evimizden defolun. Evimizden defolun. Evimizden defolun. Evimizden defolun. Atlayın çocuklar ayıp mı ya? Evimizden defolun. Evimizden defolun. Evimizden defolun. Baba gel vazgeç şu inadından. Şşt. Olmaz ki böyle iş. Biz evimize dönelim. Sen sonra nasıl hallediyorsan hallet. Olmaz. Laf ağzından çıktı bir kere. Ben tükürdüğümü yalanım. Bak baba kızlar da çok mutsuzlar. Kızlar siz beğenmediniz mi evinizi? Ya baba beğendik de ya ne işimiz var böyle tanımadığımız insanlarla aynı evde? Hem de baba ben o salak çumurla aynı evde yaşamam. Yahu yaşamayacaksın zaten kızım. Gidecek onlar. Peki ne zaman? Tamam anneciğim koy oraya. Tamam bunu da al. Bunu da al koy oraya şu basamağa. Gitmiyorlar işte baba. Üstelik çekirge gibiler. Hızla eve yerleşiyorlar. Biliyorum kızım biliyorum ama ben de ne yapacağımı şaşırdım yani ya. Of. Hanımefendi dolanıp durmayın başımda. Rica ediyorum oturun lütfen yani. Fesubhanallah. Anası ne ki oğlu ne olsun. Sağ ol kızım.
Al kızım. İçer misiniz? Çok teşekkür ederim. Babacığım biraz sakin olur musun? Hadi kızlar, biz bir yukarı çıkalım. Hadi oğlum, sen de kardeşini al bahçeye çık. Biz de Oğuz Bey'le iki medeni insan gibi konuşmaya çalışalım. Buyurun hanımefendi, siz başlayın. Bakın Oğuz Bey, lafı eğip bükmeden hemen konuya gireceğim. Eşimden yeni boşandım. Babamdan kalan arsayı satıp buraya aldım. Hayata burada sıfırdan başlayacağım. Kaldı ki gidecek başka yerim de yok. Burada bir çocuk yuvası açmayı düşünüyorum. Bu cadılıkla nasıl bakacaksa o çocuklara? Şu duruşa bak. Şeytan diyor, dök şu kahveyi, o pişkin suratını haşlansın. Sizi anlıyorum hanımefendi ama bu evin benim için manevi değeri var. Oğuz Bey, siz erkeksiniz. Hem belli, durumunuz da iyi. Makul olun. Sonra polise gider, bir şekilde hallederiz bu işi. Dinleyin hanımefendi. En büyük hayalim, çocukluğumu geçirdiğim bu evi satın almaktı. Ve kızlarımı burada büyütmekti. Siz en büyük hayalinizi gerçekleştirebilecek olsanız hemen böyle vazgeçer miydiniz? Peki şuna cevap verin Oğuz Bey. Ben iki çocukla nereye gideyim? Hem eski evinize dönebilir misiniz? Kızlar konuşurken duydum. Üstelik otelde de kalabilirsiniz. Ben kadın başıma ne yapacağım? Bakın, haklısınız ama yani... Çocuklarınız da geri dönmek istiyor hem. Konuşurlarken duydum. Siz zaten maşallah bütün gün bizi dinlemişsiniz. Yok canım, öyle kulak misafiri oldum. Süngüsü düştü. Hadi Eda, bastır kızım, bitir bu işi. Bakın Oğuz Bey, anlıyorum. Sizin büyük hayaliniz. Bu da benim büyük hayalim. Hem sonra ben bir daha nasıl 300.000 lirayı bir araya getirip böyle bir köşkü nasıl alabilirim? 300 bin. Hanımefendi, siz dolandırıldığınızın farkında değil misiniz? Ya bu koskoca bu köşkü 300.000 lira gibi bir fiyata nasıl alırsınız ya? Akıl var, insan var. Siz daha fazla verdiniz galiba. Tamam, ben size 300.000 liralık çek kesiyorum. Siz alın çekinizi de çocuklarınızı da gidin, tamam mı? Tavra bak. Size 305.000 yazıyorum, 5.000'i benden. Bu taşınma masraflarınız için. 306.000 yazıyorum hatta. O ne o? Bir şey açacaksınız ya, çocuk anaokulu. Oraya şey alırsınız. Kaydırak alırsınız. Küstah adama bak. Sanki fakire sadaka veriyor. Sen ne terbiyesiz, ne görgüsüz... Ne kroymuşsun sen be? Bana bakın hanımefendi. Sizi uyarıyorum, bana kro demeyin. Size bu çeki bana şampanya getiresiz diye kesmiyorum. Alın çekinizi gidin, tamam mı? İyi, ver o zaman. Ha? İsim? Eda. Soyad? Aydeniz. Eda Aydeniz. 306. 1.000 lira. İmza. Buyurun. Verin. Siz bu çeki alın da. Damla, bu kadına bir daha kahve değil, su bile yok. Sen ne terbiyesiz adamsın be? Ne demek öyle bu kadın filan? Terbiyesiz mi? Alın o çeki de, ne demek oluyor? Kocana şaşmamak lazım seni boşadığı için. Asıl senin karına şaşmamak lazım. Seni ve kızlarını bırakıp kaçtığı için. Yeter ama ha. Sabahtan beri dır. Kadınsınız diye sesimi çıkarmıyorum ama herkesin bir adı var. Burama kadar geldi. Yeter ama ha. Sıktınız artık. Sen ne zalim adamsın be. Nasıl ağlattın çocuğumu? Bir daha anneme bağırma. Oğlum ne yaptın? Baba. Baba. Kusura bakmayın, çocuk işte. Hay Allah. Hadi oyuncaklarını kaldır.
Sana inanmıyorum baba ya. Resmen tanımadığımız insanlarla aynı eve yerleşiyoruz. Ne yapalım kızım? Allah Allah, köşkü onlara mı bırakalım? Ferit'i bulana kadar sabredin işte. Ferit'i ne zaman bulursun baba? En kısa zamanda. O zamana kadar Seda Hanımlar bizim evimizde misafir olacak artık. Anne ne diyor bu adam? Aman ne diyecek oğlum, bir şey demiyor. Ferit bulunana kadar bizim evimizde misafir kalacaklar. Eh, büyüklük bizde kalsın yavrum. Seda Hanım, farkında mısınız aynı kata yerleşiyoruz? Farkında mısınız Oğuz Bey? Kadın başıma bu eşyaları yukarı taşıyamam. Ne demek o ya? Allah Allah, Allah Allah. Biz bu kata yerleşiyoruz, mutfak bu katta. Sanki mutfağa girip mantı açacak. Ya sen kessene sesini. Hem biz daha çok para verdik bu eve. İstediğimiz kat bizimdir. Daha çok para vermeniz tamamıyla senin babanın kerizliği. Allah Allah ya. Terbiyesiz. Oğlum, oğlum. Toplayın şunları. Oğuz Bey, sandalyeniz de burada kalmış. Takdim edeyim. Sizin de sehpanız. Oğlum dur, ağırdır. Kızım yardım et. Al. Neredesin? Neredesin? Ver baba. Bir dakika ya, bir dakika. 7 kişi bu kata sığışacak değiliz herhalde üst kat dururken. Ne yapacağız peki? Yazı tura atalım. Tamam, olur. Güzel, iyi fikir, atalım. Sen at. Ver onları bana kızım. Heh, hadi. Yazı. Yazı. Tura. Tura. Oğuz Bey, bari bir centilmenlik yapın da yazı mı tura mı ben karar vereyim. Buyurun. Tura. Aferin, hadi çocuklar. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Getir oğlum, getir getir getir. Şuraya bırak. Tamam. Şeyinizi kırdım. Kristal şey değil efendim o. Kristal elma. Reklamcılık ödülü. Zar zor aldım zaten ya. Alırım ben yerine yenisini. Canım çok tuzla buz olmamış. Yapıştırırdık bu şeyi. Ver şunları bana. Yapıştırırmış. Allah Allah. Allah canım Allah. Siz de şekerliği orta yerde bırakmayın öyle yani. Şekerlik değil o. Kristal elma. Reklamcılık ödülü. Baba ne oluyor? Bilmiyorum, bilmem. Gel kızım. Ay Oğuz Bey! Ne oluyor, ne oluyor Eda Hanım, ne oluyor? Sizi de gece gece ayaklandırdım. Telaşlandırdım ama sizden biri aşağı indi mi? Yok, hayır. O zaman eve hırsız girdi. Sakin olun. Oğlum, sakin olun.
oluyor Eda Hanım? Ne oluyor, ne oluyor? Oğuz Bey, ben şurada yatıyordum. Bir gürültü duydum. Kalktım buraya geldim. Şurada da yukarıdan bir çıtırtı duydum. Yukarıdan? Ha? Çıtırtı? Evet. Yapmayın ya. Evet. Ahşap evde. Evet. Alışın Eda Hanım, alışın. Burası köşk. Çatırdarda, patırdarda. Yarın öbür gün fırtına olacak. Köpekler birbirine çarpacak. Belki de babamın ruhu gelmiş. Ay baba. Yok babacığım. Kalk babacığım. Şaka yaptım çocuğum, gel. İyi geceler. Hadi kızım, hadi kızım. Merak etme anne sen. Ev hırsız girse bile ben bir büyü yaparım. Hırsızı yok ederim. Et annem. Hadi gidin yatın hadi. Hadi. Işıklar açık kalsın. Günaydın. Günaydın. Hadi abi ya, çok sıkıştım. Üst kattaki tuvalete gir. Üst kata çıkmamız yasak ki. Altına yap o zaman. Yeter ama ha. Çocuklarınızla mukayyet olun Eda Hanım. Oğlunuz tuvaletimize girmiş. 3 tane genç kız var burada. Ne yapsın yani çocuk? Bahçeye mi yapsın? Ha bir de bahçeye yapsın, tam olsun. Ayrıca şu köpeğinizi susturun. Sabahtan beri kafamız şişti. Siz de şu kapıya bakın. Buyurun. Yanlış mı geldim? Oğuz Bey'in köşkü değil mi? Hayır, benim köşküm. Özür dilerim. Ama kendisi burada maalesef. Buyurun, üst katta. Buyurun çıkın. Oğlum kahvaltı yapsana. Oğluma dedim, siz merdivenlerden yukarı. Geç bakayım. Elini yıkadın mı? Evet. Koklayayım. Tamam, aferin. Merhaba Oğuz Bey. Dün gelecektim, ilk gün telaşesinde hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Bir de... Ya iyi yapmışsın, iyi yapmışsın Rıza'cığım. Gel, hoş geldin. Gel. Gel buyur, hoş geldin. Çiçekler de elimde kaldı. Buyurun, hayırlı olsun. Sorması ayıp Oğuz Bey. Hı. Aşağıdaki hanım ve çocuklar. Kim acaba? Ben de size onu soracaktım. Kim bu aşağıdaki hanım ve çocuklar? Siz tanımıyor musunuz Oğuz Bey? Yok. Ama senin sayende tanıştık ve beraber yaşamaya başladık. Hayırlı olsun Oğuz Bey. bunca yıl yalnızlıktan sonra... Gerçi çok şaşırdım vallahi. Ben de çok şaşırdım Rıza. Geldiğimde buradalardı. Ya tapuya bakmadın mı tapuya? Alt kattaki kadınla bize evi yarı yarıya satmış adam. Kandırıldık, kazıklandık. Ne? Ne ne? Dolandırıldık diyorum sana. Sen nasıl atlarsın böyle bir şey ya? Basiretim bağlanmış. Yoksa böyle şey atlamam Oğuz Bey. Kusura bakmayın. Oh, rica ederim Rıza'cığım ya. Ne olacak? 1 milyon YTL verip köşkün yarısını almışız. Senin canın sağ olsun Rıza. Canın sağ olsun. Hoş geldin Rıza abi. Hoş geldin Rıza abi. Hoş bulduk. Buyur kahvaltı yapacağız. Yo, ben gideyim. Şu işi kovalayayım. 2 güne kadar o Ferit denen adamı bul. Siz hiç merak etmeyin Oğuz Bey. Bulacağım. Bulunca da...
Sen onu bul, tek parça halinde bana getir. Memleketin hakimi var, polisi var değil mi ya? Tabii Oğuz Bey, tabii. Ama belki getirirken elimden düşer. Hadi Rıza. Düzgün tut şunu. Abi ben de süreyim. Sonra. İyi günler, günler Safiye abla. Evladım. Hoş geldiniz Safiye abla. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Allah'ım dualarım kabul oldu. Ay nasıl feda oldum şimdi. Ya ağlama Safiye abla, Allah aşkına ağlama. Aferin sana. Babanın vasiyetini yerine getirdin. Babam da gurur duyuyordur seninle. Efe, Timur hadi oğlum acele edin, o ablanızı bekletmeyelim. Tamam. Nereden çıktı şimdi? Kim bu kadın? Kim bu çocuklar? Aa, anlatırım ben sana Safiye abla, anlatırım. Damla kahvaltı hazırlamıştır, hadi. Eski kiracı mı? Anlatırım dedim ya Safiye abla. Damla kahvaltı hazırlamıştır, hadi. Çoluklu çocuklu kadınla ne işin var senin oğlum? Yok, öyle bir şey değil Safiye abla. Hadi kızlar, hadi. Servisiniz geldi gelecek, hadi. Aa, kendini zengin adama yamamanın bu kadarını da görmedim. Pes vallahi. Hadi Safiye abla, hadi yukarı, hadi, hadi. Sen dön oradan. Kardeşine dikkat et. Kendileri yetmiyormuş gibi bir de hizmetçileri çıktı. Anne bana haçlık vermedin. Oğlum bozuk yoktu, abine verdim. Bozdurup sana versin, tamam mı? Tamam. Oya ablanızı üzmeyin canım. Tamam mı çocuğum? Aha. Servis gelmezse kulübe gitmeyecek miyiz baba? Merve sus. Babam zaten telefonla konuşuyor, sinirli. Yok Kamil Bey, ne bankası ya? O köşeyi dönünce orada bir tane kuru yemişçi olacak. O kadar da tarif ettim ya. Ya. Tamam bırak. Ben bırakırım kızları. Diğer çocuklar geç kalacak, tamam. Anlatırken doğru düzgün dinlemiyorlar ki. Anlatıyorsun. Anladım abi. Ne anladın abi? Yürüyün hadi. Hadi bakalım. Hadi canım. Bir arkadaşım alacak. Siz hala burada mısınız? Gördüğüm kadarıyla maşallah. Oh, oh! Bayağı bir yerleşilmiş. Ben bütün gün o sahtekar Ferit'in peşinden koşturayım, avukatlarla uğraşayım. Siz burada kuru fasulye, kuru fasulye pişirin. Siz anladığım kadarıyla böyle hippiler gibi beraber yaşamaya alışkınsınız ama ben pes etmedim ben. Ben sizi en kısa zamanda göndereceğim. Yürü kızım, yukarı, yürü. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Efe yine gizli gizli sigara içiyor galiba. Bu yaşta. Ben bir gidip bakayım. İsterseniz ben gidip bakayım. Niye canım, benim çocuğum? Tamam da şimdi siz biraz sinirlisiniz ya. Aranızda bir tartışma çıkar. Maazallah ev ahşap. Yani Oğuz Bey. Oğuz Bey. Ben ne dedim ki şimdi? Allah'ım buraya geliyorlar. Bittim ben. Bittim, ben bittim. Efe! Durun, şuralarda bir lamba olacak. Ha! Efe! Efe! Burası, burası, burası. Efe oğlum aç! Efe! Aç oğlum aç. Annen sana bir şey yapmayacak. Aa, aç! Ay Oğuz Bey, niye çocuğuma bir şey yapayım? Doğru yani. Efe! Baba ne oluyor? Ya Efe kendini içeri kilitlemiş. Ay bunalıma girip kendine bir şey yapmasın bu. Üf, saçmalama Ceren ya. Ay Efe aç oğlum, Efe! Bana bak, bana bak. Dikkat et. Elindekini de söndür. Sakın camdan aşağıda atma. Bak sonra ya maazallah ev falan da yakarsın ha. Efe oğlum aç. Efendim anne ya, ne oluyor? Aa. Aa, sen tavan arasından nasıl çıktın? Ne tavan arası ya? Ne diyorsun? Ben oraya hiç girmedim ki. Aşağıda uyuyordum. Sizin gürültünüze geldim. O zaman içerideki kim peki? Dedemin hayaleti olmasın. Ay. Beni gel. Ben... Hırsız varsa çakım alıp gelin. Oğlum dur.
Sakin olun, tamam sakin olun. Şuradan çekilin şöyle kenara. Çekilin, 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 çekilin. Beceriksiz adam. Bir daha. Resmen bittim abicim. Bilmiyorum, tanımıyorum. Tanımıyorum. Köşke doğru geliyorlar. Görüyorum. Senin ne işin var orada? Gel buraya gel buraya. Ulan seni. Seni. Ameliyatı kulağı, ameliyatı kulağı ama. Gel. Birik bu. İşte bak. Ne olur, ne olur, ne olur sessiz olun. Allah aşkına sessiz olun. Duyacaklar yemin ederim Ayşan. Duydular işte, öldüm ben. Ben yokum, yokum ki ben ya. Sen, yokum sen, ben. Sen zaten bittin sen. Oğuz Bey bir dakika. Allah aşkına bir dur, bir dakika. Berit. Biz de seni arıyorduk. Eda Hanım ama hep kapalı telefonunuz ama. Hadi canım. Eda Hanım. Seni var ya öldürürüm. Eda Hanım. Eda Hanım. Eda Hanım. Eda Hanım. Geber de ben sana bakıyorum. Anne. Bana da mı? Anne hala zil çalıyor. Belki polisin. Ne polisi, ne polisi? Mafya onlar. Anladınız mı? Mafya. Baba ne oluyor? Ne polisi ne mafyası ya? Bir sakin olun. Bir sakin olun ya. Kıralım mı abi kapıyı? Çüş. Eşkıya mıyız lan biz? Bekleyelim. Kim bu adamlar Ferit? Eda Hanım bunlar baba Sabri'nin adamları. Mafya yani anladınız mı? Bakın beni çok kötü dövdüler. Kumar borcum var benim. Öf. İkimize de sattın ulan evi. İkimize de sattın. Bir sürü para aldın. Ne yaptın o paraları? Öde senin borcunu. Kısmet, kısmet. Bak bak bir de dalga geçiyor. Ameliyatlı kulağım, ameliyatlı kulağım. Yalancı o bu. Verir misin Sabri'ye? Ne yapıyorlarsa yapsınlar tamam mı? Ver, değil mi Eda? Ver. Doğru, doğru vallahi Oğuz Bey. Verelim Sabri'ye. Din sizin hakkında imansız gelir. İmansız yok. Yürü. No imansız. Hadi, 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 hadi. Lütfen. Yürü. Bir dakika, yürü. Bir saniye. Ferit, aç lan kapıyı. Kıracağız bak. Yürü diyorum sana. Yürü diyorum sana. Yürü. Eda Hanım. Eda Hanım. Kabul edin. Bu biraz fazlaydı. Bunu açma kabul edin. Kapıyı. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Bakın beni Allah aşkına o timsahların eline vermeyin ne olur. Benim ailemin ölüsünü düşün. İğrenç bahçenizde ölü iğrenç para parça. Tamam tamam. Söyleyeceğim başka yerde parçalasınlar. Hadi yürü. Lütfen. Gir şuraya. Gir şuraya gir. Gir. İçeri mi gireyim? Evet içeri gir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Tamam, hadi çok gir. Teşekkür ederim. Tamam gir hadi. Gitti. Korkmayın. Gitti. Olmadı ben müdahale edeceğim zaten. Ay yaşasın. Çıkar abla bak bunu filmini çektiler biliyor tamam, musun? Tamam, hadi dünyayı aşağı. Kurtaran adamın ah. Oğlu. Allah Allah kontür güzeli. Mafyaya karşı ne yapacaksa tek başına. Seda Hanım. Aa pardon Eda Hanım. Ferit burada yok tamam mı? Tamam. Uygunsuz bir zamanda rahatsız ettiysek kusura bakmayın. Biz Ferit alıp gideceğiz. Kardeşim ne biçim konuşuyorsun? Ne uygunsuz canım? Allah Allah. Ayrıca ne Ferit'i? Biz Ferit'i arıyoruz. Biz de. Burada olduğuna dair bir duyum aldık da. Sabri abi alın getirin onu dedi. Bir borcu var da. Yok Ferit burada oturmuyor. Artık burada oturmuyor. Ayrıca biz de dolandırıldık. Bulunca biz size haber veririz gelirsiniz beraber davayı açıp şikayetçi oluruz. Biz davalarımızı kendimiz hallederiz. Tabii canım, her şeyi devletten beklememek lazım. Tabii canım, tabii. Bu ülkenin kendi tetikçisi var, mafyası var değil mi? Neye bakıyorsunuz kardeşim? Yok kimse işte, neye bakıyorsunuz? Çocuklar var. Burası aile evi, aile. Hadi. Sabri abiyle aranızı bozmayın. O gerizekalıyı da görürseniz bir telefon edin. Biz gelip tahsilatı yaparız. Tamam kardeşim, hadi, hadi. Abi bir girip baksaydık mı içeri? Belki içeridedir. Ya öleceğim ben. Görmedin mi oğlum? Adam da faça sağlam. Biz Sabri abiye gidelim. O bir yolunu bulur. Tamam abi.
gene kaçmaya çalışıyor. Çekil. Var mı kafasında bir şey? Yok gibi gözüküyor ama... Sus! Bu tip çarpmalarda yine de bir MR röntgen çektirmek gerekir. Kızım, bizi dolandıran adamın bir de MR'ını mı çektireceğiz? Baba, beyin sarsıntısı geçirmiş olabilir. Ne beyni be, ne beyni be? Bunda beyin olsa buraya kendi hayaleti pıştı pıştı döner mi? Baba, ölebilir. Gebersin! Pardon adam. Geçen seferinde güzel yok olmuştu. Şimdi neden yok olmuyor? Sen seyir yaparken gözlerini çok uzun süre kapalı tutuyorsun. O arada da kaçıp saklanmıştır. Sen de büyü yaptım zannediyorsundur. Yok ettim ama. Ya gözlerini çok uzun süre kapalı tutuyorsun. Yani kırmızı ışıklı durmuş bir tırı bile yok edebilirsin. Sen ne yapıyorsun kızım orada? Fotoğraf çekiyorum baba. Niçin? Arkadaşlar olanları tam mesajla anlatamıyorum. İnanmayanlar var. Ben de fotoğraf çekeyim dedim. Ha sonra o pozlar internete gitsin. Benim adım işkenceci reklamcı olarak dağılsın. Sil onları çabuk. Sil, sil. Al kız kardeşini de çabuk. Hemen odanıza. Hadi hemen. Bizim Tarık Bey'le konuşacaklarımız var. Yavrum sen de odana. Hadi bakayım. Bırak büyüyü. Hadi. Oğuz Bey. Acaba biraz ileri gitmiyor muyuz? Şimdi konuşacak. Bir filmde görmüştüm. Al Oğuz amca. Kerpeten. Ver bakayım bana. Ver, 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 ver. Ver de ben senin bir dişlerini sökeyim. Bu iş iyice zıvanadan çıktı artık. Evet baba ya. Ferit'i bulunca sorunu çözeceğiz diyordunuz. Buyurun Ferit burada işte. Ne yapacaksınız yapın. Ne yapacağım kızım? Bu Ferit Eda Hanım'ı kandırdığını, kazıkladığını itiraf edecek. Eda Hanım parasını geri ödeyecek. Eda Hanım çocuklarını alıp buradan taşınacak. Biz de hayatımızın sonuna kadar mutlu mesut yaşayacağız. Yok ya. Hiç de öyle olmayacak efendim. Bu Ferit sizi kazıkladığını itiraf edecek. Paranızı iade edecek. Siz kızlarınızı alacaksınız, çekip gideceksiniz. Ben burada yuvayı açacağım. Çocuklarımla birlikte mutlu mesut sonsuza kadar yaşayacağım. Sus! Baba bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ağzını açalım istersen. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Bakın Eda. Bakın Eda Hanım. Ben ve yemin ediyorum benim suçum yok. Ben önce size sattım evi. Bu Oğuz Bey sonradan geldi beni zorla ikna etti. Bu adam köşkü başkasının aldığını biliyor muydu? Evet, evet biliyordu. Geldi zorla kanıma girdi benim. Şeytan oydum ben. Oğuz Bey'e oydum yani. Ben sana daha fazla para vereceğim. Evi bana sat dedim. Evi ikimize birden sat demedim. Siz çok ısrar ettiniz. Yoksa benim aklımda böyle bir numara yoktu yani. Gerçekten. Artık köşkün gerçek sahibinin kim olduğu ortaya çıktığına göre... ...hiçbir kuvvet beni şuradan şuraya hareket ettiremez. Allah Allah. Yok canım, parayla. Sırayla değil, parayla. Bir şey söyleyeceğim. Ben yemin ederim kötü biri değilim. Böyle bir numara yapmak hiç aklımda yoktu ya. Dön önüne. Öf ya. Gel buraya. Ne? Tut şunu hadi. Allah! Aşağılık yerin. Kızıma saldırdı. Siz kal burada. Oğuz Bey Ferit'e saldırdı. Kıpırdamayın. Seni var ya öldürürüm. Ay. Seni var ya. Ya baba. Ne yaptın kızıma? Ne yaptın kızıma? Baba ne yapsın çocuk? Eli kolu bağlı işte. Görmüyor musun? Bir kaza oldu işte. Ay hakikaten Oğuz Bey yeter bu kadar vahşet ayol. Ne vahşeti Eda Hanım? Ne yaptım ben? Baba yeter artık. Çözüyorum artık. Bu ne ya? Ay hakikaten Damla doğru söylüyor. Öf. Ay. Pardon. Vursanıza beni. Baba, dünkü adamlar tekrar gelmiş. Yapma ya. Günaydın. Günaydın. Anne! Ne? Anne baksana. Dün geceki adamlar var ya. Yine geldiler. Ne diyorsun? Günaydın Eda Hanım. Günaydın efendim. Günaydın Oğuz Bey. Dün gece gelen adamlar bu sabah yine geldiler. Hiç merak etmeyin ben konuşurum. Hayırdır anne? Bir şey yok. Taktik değiştirdi.
aklı sıra kibar davranıp hissemi satmaya ikna edecek. Günaydın. 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 Çay kahve bir şey? Yok, sağ ol. Ne işiniz var gene sizin burada? Ferit'i bekliyoruz. Ferit yok. Gelince biz size haber veririz. Tamam işte. Biz de burada bekliyoruz. Hem buradan gelirse biz size haber veririz. Hem biz sadece kendimiz için değil, sizi korumak için de bakınıyoruz. Bizi korumak için mi? Biz kendi kendimizi koruruz. Hadi şimdi gidin. Gidin. Biz burada bekleyeceğiz. Bakın beni polis çağırmak zorunda bırakmayın. Gidin. Niye? Sokakta durduğumuz için mi? Allah'ın sokağı. Gene görüşeceğiz. Oğuz Bey, ne oldu? Konuştunuz mu? Konuştum. Gidiyorlar mı? Hayır. Ama gidecekler. Eğer vaktiniz varsa sizinle bu son gelişen durum hakkında bir görüşmek isterim. Niçin güldünüz? Hiç. Siz böyle Güner'in Civoğlu gibi konuşunca. Hiç farkında değilim. Buyur. Canım. Allah Allah. Bakın Eden. Çok saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Yani mevcut durum yetmezmiş gibi bir de kapımıza adamlar dayandı. Çocuklarımız için çok tehlikeli değil mi? Tehlikeli olmaz mı? Çok, çok tehlikeli. Ayrıca sinirimi de bozuyor. En önemlisi çocuklarım... Bir gram enerji, bir gram be. Ve beni asıl endişelendiren de bu. Ama ben gene de Ferit'i bu adamlara vermeyi düşünmüyorum. Gerçi içimden ağzını burnunu dağıtmak geçse de ben bir insanı ölüme terk edecek biri değilim. Doğru. Şu anda onun için en güvenli yer burası. Hem kaçamaz da elimizin altında olur. Evet ama bu aramızdaki ev sorununu çözmüyor. Siz böyle keçi gibi pardon... İnat ettikçe bir çözüm bulmamız zor görünüyor. Ben mi inat ediyorum? Ya siz? Hı? Bakın Ede Hanım. Şu Ferit serserisini mahkemeye versek... ...avucunda elinde ne varsa alırız. Dolandırıcılıktan hapse girmesini de sağlarız. Ondan sonra da bu evi bir şekilde ne yapar eder satın alırım. Tamam mı? Biraz pahalıya mal olur ama alırım. Ama siz kendinizi kapının önünde bulursunuz. Gelin bu işi güzellikle halledelim. Alın paranızı. Size şöyle bir favor da yapabilirim. Yeni bir ev bulana kadar burada kalabilirsiniz. Ne iyisiniz. Şöyle yapabilir miyiz? Ben mahkemede dolandırılmadığımızı, evi yarı yarıya aldığımızı söylesem ne olur? Mahkeme yıllarca bitmez. Ben de o sırada çocuk yuvasını açmış olurum. İşler de ilerlemiş olur. Yani Eda Hanım, siz sorunu çözmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Biraz makul olun. Asıl siz makul olun canım. Zaten evi benden sonra gelip zorla almışsınız. Bir de karşıma geçmiş hiç utanmadan pişkin pişkin konuşuyorsunuz. Ne utanması be kadın, ne utanması? Aa! Kadın mı? Terbiyesiz adam. Benim odama giriyorsunuz. Benim odama girdiniz. Farkındayım. Sinirden ne yaptığımı bilmiyorum. Ayrıca kapı öyle çarpılmaz, böyle çarpılır. Sen ne arıyorsun burada? Hiç. Dolanıyordum. Bana bak. O kadını bir şekilde bu evin asıl sahibinin ben olduğuma dair ikna edeceksin. Seni yoksa ya Sabri'ye veririm ya polise veririm. Sen seç artık. Tamam. Yüzsüz. Emredersiniz. Sabah erkenden gönderiyorsunuz. Yalnız ne olur dikkat edin. Katalogda seçtiklerim olsun. Sakın yanlışlık olmasın. İki tane kaydıraklı salıncak var, kırmızı. Evet. Abi bir de şey soracağım. Getirenler kuracaklar değil mi? Ha, kurulu gönderiyorsunuz.
Çok güzel, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yarın erkenden bekliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Ne dolanıyorsun ayak altında Ferit? Şarj aleti bakıyordum. Yok şarj marj. O ne? Eda... Eda'nın bu anaokulu başvurusu mu? İnanmıyorum ya. Eda'nın benim size karşı çok büyük bir hatam oldu ve bu... Ben bu hatayı telafi etmek istiyorum. Vicdanen kendimi rahatlatmam gerekiyor bu konuda. Hangi konuda? Bu... yuva konusunda. Ben dedim ki size bu mahalle yuva açmak için uygundur dedim. Gel gelelim bu mahalle yuva açmak için uygun değildir. Niye? Çünkü kısır. Mahallenin doğurganlığı yok. Hmm. Yani çocuk yok. Mahallenin yaş ortalamasını sorun bana. Sorun. Allah bu mahallenin taksiratını affetsin yani. Anlatabiliyor muyum? Anneciğim, sen saçlarını yıkamadın mı daha? Bekliyorum anne. Şimdi görünmezlik jölem işe yarar. Hadi git azıcık bahçede oyna, tamam mı? Tamam. İşimi bitirince geliyorum. Tamam. Jöleyi sürünce görünmez olduğunu mu zannediyor? Çocuk işte. Eda Hanım, bence siz ne yapın biliyor musunuz? Oğuz Bey hissenizi devredin, parayı alın, ev yemekleri dükkanı açın. Eda Hanım mutfağa. Ben size bir tabelacı tanıdığım da var, onları falan. Küçük küçük mantılar böyle, mercimek köfteleri. Ferit, biraz daha konuşursan bahçeye çıkıp Ferit diye bağıracağım. Buyurun. Sen kimsiniz? Siz kimsiniz? Evet, çekilin. Hop hop beyefendi, burası dingonun ağrı değil, ne oluyor? Buyurun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun şöyle, şöyle buyurun. Tabii, sana mı soracağız? Buyuracağız tabii. Şuraya bak. Evin içine bir sürü abuk subuk adamlar dolmuş. Ne oluyor beyefendi, kim abuk, kim sabuk? Ferit! Ferit, Ferit, Ferit! Ferit'in babası. Ferit! Neredesin oğlum Ferit, neredesin? Eda Hanım, ne işi var bu adamın burada? Ay ne bileyim Oğuz Bey, oğlunu görmeye geldiği kesin. Ay iki gündür de işkence ediyoruz çocuğa. Ya biz psikopat mıyız? Durduk yerde mi yaptık? Kendi kaşındı. Ay ne diyeceğiz adama? Oğlunuzu yukarı bağladık, iki gündür işkence yapıyoruz. Gidin hücresinde görün mü diyeceğiz? Maazallah polise verse haklı çıkar vallahi. Ya baba, he? Adam içeride oğlum da oğlum diye huysuzlanıyor. Ağzı da iyice bozulmaya başladı. Bir şeyler yapın artık. Neredesin? Damlacığım. Al sen bunu adama ver. Tamam mı? Biz de gidip Oğuz Bey'le Ferit'i çözelim. Bana bak, kızları iyice tembihle. Dün gece olanlarla bu gece olanları ağızlarından kaçırmasınlar, tamam mı? Tamam la. Benim oğlanları da uyarmayı unutma, tamam mı? Tamam. Hadi. Baban aşağıda Ferit Bey. Ne dolaplar çeviriyorsun gene? Bana bak. Senin burada olduğunu nereden biliyor? Çok basit. Babam hala evi sattığımı bilmiyor. Ne? Ne? Babama evi sattığımı söyleyemezdim. Çünkü beni evlatlıktan reddederdi, anladınız mı? Ne olur lütfen, yalvarırım, siz de söylemeyin, tamam mı? Bakın ben buraya okumak için gönderildim aslında ama... kumar bazağına saplandım. Yani genetik desem o da değil, kime çekmişim? Siz de anne babasınız. Görün halimi, ibret alın yani, anladınız mı? Tatsızlık yapma, kahretme Ferit bana! Ne yapacağız? Vallahi şöyle söyleyeyim, eğer babam... kumar borcu yüzünden mafyanın peşimde olduğunu öğrenirse beni kesin vurur. Kalp krizi geçirir ama ondan hemen önce beni kesin vurur. Ya sen nasıl bir adamsın? Nereden çıktın benim karşıma ya? Abi ben senin karşına çıkmadım. Lütfen. Sen geldin zorladın. Benim karşıma çıktın. Geldin. Ben Eda Hanım'a satmıştım evi. Kapora kapordan üstünde. İşte düdük çalmadan ev satılmaz falan. Azmettirdin sen beni yani. Kesinlikle böyle bir şeydi yani. Bana bak, indir ayağını. Ay ama indir ayağını. Durun, babası aşağıda. Ya ne yapacağız Eda Hanım ya? Allah Allah. Ben size şöyle söyleyeyim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben onun aklını alırım. Bilirim onun damarını. Biliyorum ben. Ben onu iki gün içinde sepetlerim.
Yani yarın sepetlerim, tamam mı? Çok işi vardır zaten. Bir şekilde Adana'ya kaçar o. En kısa zamanda da hayatınızdan çıkacağım. Söz veriyorum. Ne oluyor Damla? Ne bu surat? Bir şey yok baba. Güne yeni bir anneyle başlamak o kadar güzel ki. Bay bay abla. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Aa, siz niye böyle giyindiniz? Asıl siz niye böyle giyindiniz? Aa, bak Oya ablanız sizi aynı kulübe kaydettirmiş, görüyor musun? Ay inanmıyorum ya, kader mi bu ya? Yani şimdi biz her şeyi beraber mi yapacağız? Biz çok meraklıyız yani, kontür güzeli. Şşş oğlum. Tamam, oynarsınız beraber işte. Niye? Biz kardeş miyiz? E değilsiniz tabii ama Tahir'e dışarıda. Yani eğer gerçek ortaya çıkarsa iki aile içinde çok kötü olur. Bir gün daha kardeşmiş gibi yapın kızım. Değil mi Oğuz Bey? Hadi servis gelecek, çıkalım kapı önüne hadi. oğlum babana hoşça kal de. Sırma saçlı kızım. Anneciğim benim canım. Maşallah gördün mü oğlum? Ne kadar mükemmel bir aile. Ya, Oğuzcuğum ya. Öğlen yemeğini ihmal etmedin tamam mı? Bak babanın. Kıza. Kıza bak la. Ne kadar da güzel bir kız yavrum. Hangisi baba? Oğlum Oğuz Bey'in kızı. Hem de tahsilli. Anladın mı? Üniversitede okur. Sen de gidiyorsun. Nerede abuk subuk kızlar var? Heh. Anladın mı? Sivri kafalı adam. Bak böylesiyle arkadaşlık etsene oğlum. Babacığım utandırıyorsunuz beni. Utanacak surat var sanki. Oğullarım benim. Çok hadi gidelim. Gelin bakalım. Tamam. İyi akşamlar Eda Hanım. İyi akşamlar Oğuz Bey. Biliyor musunuz bugün Ferit'i götürdüler. Oh inşallah geri getirmezler. Yok vallahi Sabri'nin adamları çocuğu yaka paça götürdüler. Tamam ne yapalım canım? Bir şey yapmazlar değil mi çocuğa? Ben nereden bileyim Eda Hanım? O da mafyaya borç takmasaymış. Ne yapabilirim ki ben? Bir şey yapın diye söylemiyorum canım. Sizi durumdan haberdar ediyorum. Ve ben de ne yapabilirim diye soruyorum işte yani. Buyurun. Ne bu? Ruj. Teşekkür ederim, ben parlatıcı kullanıyorum. Sürün diye vermiyorum. Misafiriniz düşürdü herhalde. Ha. Teşekkür ederim, sağ olun. Eda Hanım, benim öyle çok sık bayan misafirim gelmez yani. E tamam canım. Hayır, kafalarda yanlış bir imaj oluşmasın diye. Aman canım, bana niye açıklama yapıyorsunuz ki? Ben açıklama yapmıyorum Eda Hanım. İstediğinizi çağırabilirsiniz, bana ne? Ben size hesap vermiyorum ki zaten Eda Hanım. Ben istersen dansöz çağırır, burada şıkkıdı şıkkıdı oynatırım. Ben belki durumdan rahatsız olmuşsunuzdur diye söylüyorum. Olmam. Olmayın zaten, olmayın. Siz olmazsınız. Hata bende. Ben belki rahatsız olmuşsunuzdur diye söyledim. Allah Allah. Affedersiniz, rahatsız ettim. Buyurun. Sizde Tahir Ağa'nın numarası var mı? Niye? Çocuğu alıp götürdüler ya, babasına haber versek mi diyorum. Yok maalesef. Polise mi haber versek? Bize ne Eda Hanım? Ay bir şey yapmadan duracak mıyız böyle? Aa, ne yapalım? Kendinden gitti işte, kurtulduk işte. Oh, oh! Ay niye böyle söylüyorsunuz canım? Şurada insanlığımızı yapmaya çalışıyoruz. Ha ben insan değilim yani. Ben beni dolandıran adamı merak etmiyorum diye insanlıktan mı çıktım? Beni de dolandırdı herhalde. Siz pek dolandırılmış gibi davranmıyorsunuz ama. Ferit abi geliyor. Ferit abi geliyor. Ay çocuklar geldi geldi. Ferit geldi. Ne yaşıyor? Ferit abi geldi. Ferit abi yine kurtuldu. Ankara'dan abim geldi. Evde bir bayram havası. İyi misin abi? Sağ ol abicim, iyiyim. Ferit ben iyi misin? Ben seni sorarım. İyi değilim Eda Hanım. Eşyalarımı toplamıştım, çantamı alıp gideceğim. Tamam mı? Merak etmeyin, söz veriyorum. Ne oldu, bir şey yaptılar mı? Son paramı da aldı şerefsizler. Ha, Zula'da param vardı yani. Kefen param Oğuz abi, kefen param. Onu da aldılar. Merak etmeyin, gideceğim tamam mı? Tamam. Oğuz Bey, bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Şöyle vardı? Geçelim. Bir şey söyleyeceğim de, siz geçin. Oğuz Bey, yani bu çocuk şimdi sokakta mı kalsın? Nereden bileyim ben Eda Hanım? Kaptırmış bütün parasını. Beş parasız kalmış. Oh olmuş, iyi olmuş.
Ay yapmayın Allah aşkına. Babası da reddetti zaten. Gidecek yeri de yoktur. Bu gece burada kalsın bari. Vardır. Onun gidecek yeri vardır. Gidecek yeri olsa o kadar haltı yedikten sonra bu köşke sığınır mı canım? Umurumda değil Eda Hanım. Ay siz hakikaten ne kadar vicdansızmışsınız. Ben mi? Vicdansız ha? Şu köşkü kurtarmak için o kadar uğraştım, şu serseriyi eve almadım diye vicdansız mı oldum? Asıl siz nankörsünüz. Ah, yani size daha ne kadar teşekkür edeceğim? İkide bir başıma kakıp durmasanız olmaz mı? Ferit bu evde kalamaz. O kadar, bitti. Ne o öyle evin reisi gibi konuşmalar? Allah Allah. Kalamaz dedim, bitti. Dolayı özür dilerim. Eda Hanım, her şey için teşekkür ederim. Bırak çantayı Ferit. Bir yere gitmiyorsun. Burada kalacaksın.